Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte ikinci videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kulübümüzde olan gizli coinsleri, yani aslında Türkçesi gizli coins olmuyor. Her durumda söylerim arkadaşlar. İngilizce ve Türkçe değiştirince birazcık karışıyor. Hani o yüzden başlık konusunda bazen sıkıntı çekebiliyorum ama hani kulübünüzde sizin farkında olmadığınız pahalı olan oyuncuları nasıl bulabileceğinizi inceleyeceğiz. Ve bu videoya da Footbin'in isteği üzerine çekiyorum arkadaşlar. Footbin'den bir yazılımcıyla tanıştım. Twitter'dan bir kere yazmıştım işte .net'le ilgili bir yardım istiyordum. DM atmıştı bana, meğerse adam Footbin'de çalışıyormuş. Daha sonradan öğrendim ve bu konu hakkında bir video çekmemi istedi. Çünkü Türkiye'de bu videoyu çekenin olmadığını söyledi. Bilmiyorum var mı, ben de bakmadım. Ve bugün arkadaşlar çok sevdiğim bir site olan Footbin'in de herhangi para falan almadım bu arada. Sadece dediğim gibi bana yardımcı olduğu için paylaşmışları, ben de evet dedim. Bu şekilde sizlere arkadaşlar yararlı bir içerik olacağını düşündüğüm bu videonun sonuna doğru bir şey daha paylaşacağım. Onu da arkadaşlar kaçırmayın. Ben şöyle facecam'i birazcık küçülteyim. Sizlerin daha çok odaklanmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar Footbin sitesine girmeniz gerekiyor. Bakın burada önceki şunu söyleyeyim. Benim Twitter adresim arkadaşlar @ogx_. Bu Twitter adresini takip edin. Yakında burada direkt full coins ile ilgili şeyler paylaşmaya başlayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi Footbin'e giriyorsunuz arkadaşlar. Normalde Footbin'in menüsü biliyorsunuz bu şekilde. Buradan Tools'tan import, yani kullanılabilecek uygulamalardan import, Footbin import kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladıktan sonra burada zaten ne yapacağınızı söylüyor. Ben size bunların hepsini şimdi İngilizce'den Türkçe'ye çevireyim. Öncelikle diyor ki Chrome, sadece Chrome'da çalışıyor bu arada. Google Chrome tarayıcınıza Footbin eklentisini kurun diyor. Bunu zaten burada linkten kurabiliyorsunuz arkadaşlar direktman. Bunu kurduktan sonra import my club button diyor. Bakın burada şu anda burada bakın geldi. Görmüş olduğunuz gibi Footbin import geldi zaten. Burada tekrar bastığınız zaman zaten aynı sayfayı açıyor. Buradan biz import my club'a basacağız. Yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Diyor ki arkadaşlar EA'in web app'ini açın diyor. Eğer açıksa da diyor F5'e basıyor. EA'in web app'i arkadaşlar burası. Bu açıksa zaten biz buna tabi şu an yapacağını söyleyeyim. Önce import'a sonra F5'e basacağız. Öncelikle internetten FIFA'nın web app'ine, yani FIFA'nın kompanyanın bilgisayar versiyonu girmeniz gerekiyor. Ardından arkadaşlar on the web app diyor. My Club Players. Ardından diyor tamamladıktan sonra, hatta bunu direkt uygulamada gösterelim hepsine. Öncelikle buradan arkadaşlar import'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz şöyle, hatta zoomlayayım ben sizin için. Ondan sonra F5'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi F5'e bastık. Şu anda burada tabi o algılayacak. O kendi zaten extension bunun için yapılmış bir extension. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra algıladıktan sonra buradan players kısmına geliyorsunuz. Oyuncular kısmına arkadaşlar. Burada en sona kadar, yani kulübünüzdeki bütün oyuncuları taratıyorsunuz buraya. 3000 tane varsa 3000 tane, 4000 varsa 4000 tane, 5000 tane. Özellikle bu ne zaman yararlı oluyor arkadaşlar? Hemen size onu söyleyeyim ben. Çok SBC yapmışsınızdır mesela. Bronze, silver, gümüşler, rare mix pack'ler, bilmem ne pack'ler falan. Hepsini açmışsınızdır. Bu şekilde hepsini açtıktan sonra arkadaşlar elinizde bir sürü oyuncu vardır. Bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuzdur. İşte bu şekilde fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Benim şu an yaptıktan sonra arkadaşlar direkt finish'e basın ve analizinizi alın diyor arkadaşlar. Finish'e bastık. Şu anda Footbin çalışıyor abi. Belediye çalışıyor. Belediye seçimlerinde Footbin'e oyumuzu veriyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah tıkır tıkır çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela benim elimde böyle oyuncular varmış. Mesela ben farkında olmadığım zaman Patrick Schick diye bir kardeşimiz var Roma'dan, biliyorsunuz ki 2000'e gidiyormuş. İşte Wall diye bir kardeşim var, 1500'e gidiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi burada kulübünüzdeki oyuncuların kaça gittiğini arkadaşlar sizlere gösteriyor. Bu şekilde bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman click here for the, hani daha analizli bir şekilde hepsine bakmak istiyorsanız buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bought for kaç, şu anda kaça gittiği şeklinde bakabiliyorsunuz. Buradan mesela ne zaman işe yaradığını tekrardan söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bakın ben bu arada şuna da söylemek istiyorum. Burada mesela oyuncunun neden pahalı gittiğini gösteriyor. Misal verecek olursak bir SBC çıktı, bir kadro kurma görevi çıktı. Diyor ki Almanya Ligi'nden Dortmund'da oynayan Polonyalı bir insan mesela, sallıyorum. Burada mesela yazacak ki Piszczek var burada. Piszczek diyecek ki işte Dortmund vs bilmem ne marki meçhebinden dolayı bunun fiyatı yüksek. Yani oyuncunun fiyatının neden yüksek olduğunu da sizlere söylüyor. Mesela şu anda Valejo mesela çok kullanılan normal düz bir kart olduğu için sadece normal fiyatı yazıyor. Çünkü herhangi bir SBC'de spesifik bir kullanımı yok. Ama buradaki bazı kartlar mesela görmüş olduğunuz gibi bu kardeşimiz falan. Mesela Hybrid Leagues Prime 9 diyor. Mesela Hybrid Leagues'in Prime 9 SBC'sinde çok tercih edilen bir isim olduğu için
Bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi burada bir sürü sayfa var zaten arkadaşlar. Buradan direkt bakabiliyorsunuz. Hani gerçekten de adamlar hani buna uğraşmış. Hani harbiden uğraşmışlar. Bakın mesela burada bu profit dediğimiz kısım var ya. Buna bastığınız zaman arkadaşlar direkt size yani burada hani hangi değeri döndürmek istiyorsanız arkadaşlar onu döndürebiliyorsunuz. Mesela burada sell chance diyor, low diyor. Yani satma olasılığınız düşük diyor. Ha bu neden diyor bilmiyorum. Herhalde markette çok fazla oluyor mu? Seviyeleri tercih edemediği için mi? Bilmiyorum ama low diyor. Ya sonuçta bu adamın buy level bu kadarsa zaten bunu yapıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde kulübünüzde sizin farkında olmadığınız zaman aslında çok fazla coin eden oyuncuları görebilirsiniz. Sizlere benim tavsiyem şudur. Bu arada videoda bir şey daha göstereceğim. Hemen videoyu kapatmanıza gerek yok. Bunu nasıl efektif şekilde kullanabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın mesela burada 1300-1200 lira falan düşüyor. Gold adamlarda hani gold, düz goldlarda çok fazla fark olmuyor. Yani açık konuşayım. Şimdi düz goldların çıkacağı maksimum eder 2.5-3K düz goldlarda. Ama silver ve bronzlarda inanılmaz arkadaşlar etkileşimler olabiliyor. SBC'ler olabiliyor. Bazen mesela oyuncunun çok yani bu enteresan liglerde oynadıkları için mesela adam İtalya 2. liginde oynuyor. Bir yerden bir yere transfer oldu. Daha kartı çıkmayacak misal veriyorum. Şimdi bunu çok az kişi fark ediyor. Ve bunun fiyatı artıyor. Yani özellikle bronz ve gümüşlerde bunu arkadaşlar kovalamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde istediğiniz arkadaşlar verilere bakarak oyuncularınızı arkadaşlar karşılaştırabiliyorsunuz. Yani burada dediğim gibi bir sürü tool var. Footbin Import'ta bir sürü tool var. Hani hepsini kullanmanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şöyle SBC Club Analyzer her şey var yani. Burada sizin profitiniz ne kadar, şu ne kadar, bu ne kadar. Her şey arkadaşlar zaten sizlere gösteriyor. Mesela Total'de neymiş? The Total Players Consumable doesn't include Untradeable Players. Yani diyor ki size arkadaşlar burada kulübündeki total oyuncular ve malzemelerin fiyatı, toplam fiyatı. Bakın şöyle zoomlayalım. Ben de göremiyorum şu an diğer gözüm olmadığı için. Nerede? Total olarak 8 milyon diyor mesela. Doesn't include untradeable players. Yani untradeable falan bilmem ne bir şey olmadan 8 milyonluk mal var diyor senin kulüpte. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde Footbin hesap diyor. Yani benim şu anda kulübümde 8 milyonluk mal varmış. Tabii yatırım yaptım ben bu arada bütün coinleri. Bunu da söylemiştim sizlere. Yatırım yaptık. Bu şekilde arkadaşlar importlayabiliyorsunuz. Zaten şu anda size şunu da göstereyim. Top 100'den, France'den göstereyim. Bakın transfer profitim 28 milyon. Şu anda 10 milyonluk yatırım var bu kulüpte. 10 milyonluk yatırım bir dönse zaten direkt Top 100'e gireceğimizi düşünüyorum bu sene. Yani ilgilenemedim çünkü 2-3 hafta sınavlarımdan dolayı. Bundan dolayı kusura bakmayın. Evet yani şu an yaparsam eğer o yatırım tutarsa Top 100'e gireceğim bu sene. Ben sizlerden şöyle bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Yani bunu kimseye sallamak falan filan olarak algılamayın ama ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. İnsanlar son zamanlarda bu traderlık kavramı yani çok popüler oldu. Yani Twitter'da her yerde görüyorum. Yani herkese saygım var ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani bir insan size gidin, discard inform alın dediği zaman bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani discard inform almak zaten çok basic bir olay. Yani 10K'ya giden bir kartı sen önermen biraz saçma. Trading konusu arkadaşlar bence tamamen şurada odaklı. Çıkacak şeyleri estimate etme. Yani çıkacak bir SBC olabilir. Oyuncunun piyasasını çok iyi biliyor olabilirsin. Bunu tahmin edip söyleme. Şimdi bu trading kısmında şöyle bir boktanlık var. Maksimum 200-300 kişiyle yapılması gereken bir iş bu trade işi. Çünkü 1000-2000 kişiye aynı taktiği verdiğiniz zaman, herkes aynı adamı aldığı zaman bu taktikler arkadaşlar genelde patlıyor. Hani her önüne gelen traderim, her önüne gelen traderim diyor ama ya dediğim gibi 28 milyon profitim var, 10 milyonluk da yatırım var, sattığınız 38-40 milyon olacak. Hani ben bu trade işini gerçekten profesyonel olarak yapanlardan birisiyim. Sadece onu söylemeye çalışıyorum. Taktik olarak da dediğim gibi taktiklerimi paylaşacağım bundan sonra ama sizleri gruplara böleceğimi zaten söylemiştim. Bundan sonraki süreçte sizleri 150-250 gruplara böleceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde de sizlere daha efektif bir şekilde işlem verebileceğimi, hizmet verebileceğimizi, mutluluk verebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi gelelim eSports'un bu sene kendini batırdığı noktaya. Şimdi şöyle analiz edelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Mesela şuradan 200'e giden bir level alalım. Şöyle. Allah'ın almayın lan. Kıymete mi bindi? Kıymete mi bindi oğlum? Aldık mı? Aldık. Bakın şimdi. Ana sayfaya geldiğiniz zaman unassigned items, atanamayan ögeler. Siz eğer telefondan ve bilgisayardan buradan bir şey almaya çalışırsanız burada sadece maksimum 5 tane alım yapabiliyorsunuz. 5 tane. 5 tane alım yapabildiğiniz için arkadaşlar 6. alacağınız zaman sizi direkt tak buraya atıyor. Diyor ki kardeşim önce bu 5'liği bir hallet, ondan sonra işini yap diyor. Ama konsollarda bir bug var. Konsollarda sınırsız oyuncu depolayabiliyorsunuz. Peki bu bug'a sebep olan olay ne? Bu bug'a sebep olan olay EA Sports'un arkadaşlar tamamen paket açma,
kulübe gönderme, transfer sesine gönderme, quick seyretme menüsünü değiştirmiş olması. Buradaki bir açık sayesinde arkadaşlar bu sene sınırsız oyuncuyu kulübünüze depolayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da oyuncuların fiyatlarının ve marketin bu kadar enteresan değişik olmasını sağlıyor. 83 ve 84'ler neden Team of the Week'de artmıyor arkadaşlar? Yani Team of the Week'e bile çıktı. 83 84'ün fiyatı aynı. Neden? Çünkü insanlar kafa başı 200, 300, 400 tane 83, 84 adam listeliyor. Bu sayı geçen sene 150 taneydi. Sadece 150 tane maksimum alabiliyordunuz. Ama bu sene 400, 500, 600 tane oyuncu alabiliyorsunuz. Bu sene mesela bunu ben de yapıyorum. Ve bunu ben de yaptığım için çok fazla, yani bir oyuncudan mesela marketin üzerine çöküp hakimiyetimi kurabiliyorum. O yüzden EA Sports arkadaşlar çok yakın zamanda konsollardaki atanamayan öge şeyini kaldıracak. Bunun hakkında zaten çalışmaları başladıklarında bir coin sitesinin sahibi tarafından ben öğrendim. İsterinin isterini anmayın, yani umurumda değil. Ben sadece kendi öğrendiğim bilgi sizlere söylüyorum. Ben bu süreçten sonra kulübümde fazla atanamayan öge bulundurmayı düşünmüyorum. Çünkü EA Sports arkadaş acımasız bir firmadır. Hani yok benim atanamayan ögelerdeki ürünlerimin coinlerini bana geri verecek mi falan, vermez. Asla vermez. Böyle bir şirket değil. FIFA 15'te price range getirip insanların milyonlarca coinsini piç ettiğini unutmayın. Adamla hiçbir şey umurunda değil. Sonuçta bu unassigned olayı da bir glitch olarak algılanıyor EA Sports tarafından. Dolayısıyla İstediği her şey yapabilirler ve ben bu unassigned kısmını bırakacağım ve çoğu takip ettiğim trader'da, EA'ya yakın olan trader'larda ben dikkat ettiğim kadarıyla unassigned kısmına maksimum 20-30 tane adam görüyorum. Önceden bunlar 300-400 tane oluyordu. Artık herkes birazcık affedersiniz Toto'yu kollama moduna geçti. Bu konu hakkındaki bilgilerimi aldıkça sizlere anlatacağım. Çünkü gerçekten çok önemli bir nokta. Yani ben mesela burada o mavi UCL kartlarından 400-500 tane bulunduruyordum. Yani düşünün 400-500 tane o yatırımı gidiyor. Yani bu büyük bir olay. Bunun hakkındaki bilgilerimi sizlere paylaşmaya çalışacağım. Evet, bu videoda umarım hoşunuza gitmiştir sevgili dostlar. Dediğim gibi YouTube'a tekrardan asılıyoruz. Sizlerden tek ricam eski halimize gelebilmemiz için, YouTube'daki eski algoritmaya girebilmemiz için sadece videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Bir saniyenizi ayırıp beğenmeniz yeterli. Ve şunu fark ediyorum, YouTube yorumlarında bana insanlar güzel yorumlar yazıyor ve kanallarına girip baktığım zaman bana abone değiller. Abi abone olun, yani bunu niye yapıyorsunuz abi? Hem beğeniyorsunuz hem şey yapıyorsunuz. Abone olun ve bildirimleri açın. Söz veriyorum sizlere. Eski Oğuz Erdoğan geri döndü. Benim sözlerim sözdür arkadaşlar. Bunları da asla unutmayın. Herkese bol kazançlar diyorum. Hepinizin Allah yolunu açık etsin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün ikinci videosu. İlk videoyu da izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.